Çekiyor mu? İnternet çektiği, telefon çekmediği yerde çekiyor mu bu çekim? Tabii canım çeker, bu kamera çeker. Her yerde çeker. Her yerde çeker. Öncelikle bizim köyümüze olsun. Gelip de çekim yaptığınız için teşekkür ederim her ikimize de. Bizim sorunlarımız zaten bir tek telefon çekmediği için. Burada hiçbir şebeke mi çekmiyor? Bak şu anda mesela sen birini arayacağım diyorum bak. Evet. Şu telefonu ben 3 kere değiştirdim. Evet. Telefon çekicisini de çocuklarımla görüşüm diye yine çekmiyor. 50 senedir bu Ahtağ'ın 105 fare köyünde bir tek burada çekmiyor telefon. Bir tek bizim bu köyde çekmiyor. Burada telefon çekmiyor. Her gelmelerinde bu telefonu halledecek diyorlar. AK Parti olsun MHP olsun. Bizim zaten burada AK Parti'ye çıkıyor MHP'ye çıkıyor. CHP'ye oyu çıkmıyor ama şu anda çıkar mı bilmem. Yine de zaten oraya bir beton attılar, direk dikecekleriydi. Onu da vazgeçtiler, ondan da oldu. Bizim burada abi telefonlarımızın en sıkıntısı, sen şimdi acil bir telefon arayacak olsan, şu adam hasta olsa, bu adam 75 yaşında. Ya bir kalp krizi geçirse yani, diyelim, ambulans arayacaksın, çekmez. Çekmez, şansı yok bir kere. Şimdi benim hanım İstanbul'da hasta. Bir de benim Çerkezköy'de, bir de Çorlu'da oğlan var. Sezgin Irmak'la Harun Irmak. Onların ikisine de selamlar olsun. Eğer izlerlerse. Bizim sorunlarımız, bize en fazla sorun telefon yani. Evet. Biraz da köyün geçim kaynaklarından bahsedelim. Köyün geçim kaynakları abi. Işliyor? Şimdi bizim köyün geçim kaynağı buğday çıktı. Buğday 8000 lira kota koydu. 5000 liraya alıyorlar bizim burada buğdayı. Evet. Saman da par etmiyor, buğday da etmiyor. Çiftçinin mazotu şu anda 38 lira. 18 liradan yani 38 kaç katı olmuş. Bunlar yani bir çiftçinin yani perişan halde çiftçi. Ne yapacak çiftçi? Hiçbir şeyi par etmiyor. Buğday mesela giden sene 8000 lira verdik. Bu sene 4000 lira buğday. Ya götürdüm mesela 3 ton, 5 ton veya 10 ton buğday çıkan vatandaş mazot parasıyla, gurbe parasıyla etmek için götürüyorlar. 4000 liraya alıyorlar daha buradaki şeyciler. Ofis de açık, ofis açık diye halka sunuyorlar ama ofiste bizim bu çıkan buğdaylarımız almıyor. Yani çiftçinin çıkanı da par etmiyor, çıkmayan da par etmiyor. Evet, peki patatesi söktüler mi köyde şu anda, sökecek mi? Patatesi sökmediler de bir hafta, 10 güne kadar sökerler patatesi. Patatesleri ediyor diyor ama patates yarın Adana'dan, Nevşehir'den getirecekler, patates de aynı hale gelecek. Yine düşecek 6 liraya kilosu. Şu anda 15 lira mı, 13 lira mı? 13 liraya veriyorlar. Yarın Adana'dan veya Afyon'dan, Nevşehir'den geldi miydi? Bizim patatesimiz 10 lira, 6 lira, 10 lira. Çiftçinin patatesi de para etmeyecek. Evet. Yani buğdayını alıp da vatandaşın mesela ofis bu buğday iyi değilmiş diye bu ofisten geri getiriyorlar. Buradaki şeycilere veriyorlar, tüccarlara veriyor. Tüccar da dediği parayı alıyor, 4 lira alıyor. Bu yani. Anladım. Peki fasulye nasıl? Fasulye kim var mı köyde? Ya bizim bu köy üretici bir köy. Şimdi şeyle bir üretici bir köy. Fasulyesini, patatesini, buğdayını yani verimli bir köy. Her şeyi üretiyor bu köy. Bir de kalktılar bu köye mesela atıyorum arıtma fabrikası yapmaya kalktılar. Evet. Gerçi şimdi vazgeçmişler diyorlar ama. Kim diyor vazgeçmişler? Biz kendi aramızda. Kendi aramızda diyor. Kendiler. Ama köyün hiç 7'den 70'inin rahatsızı yok yani bu fabrika yapmasına. Ben orada yani bir bela çıkacağım neredeyse. Geldiler. Yani bir daha gelirlerse linç ederim. Bir daha gelirlerse hiç şansı yok zaten. Öyle acayip diş bilemiş şu anda. Evet. Az daha bize bile saldıracaklardı onlar gönderdi diye. Belki de seni arabaya da saldırırlar yani. Bu acaba dedi mühendis mi patates ya fabrikacı mı? Sana da saldırırlar yok, yani. Yok canım beni tanıyorsunuz. Saldırmazsınız da. Sağ ol arkadaş. Allah razı ama olsun. Köyü seçip de kişilere köylü gerçekten için aşırı derecede tepkili. Köy çok tepkili abi. Yani öyle bir şey yapmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Habib dayı mesela 75 yani yaşında adam öldürmeye kalktı. Evet. Bunun gibi binlerce yani bu köy 100 hane, 100 de Avrupa'da var 200 hane. 200 hanelik bir köy yani. Evet. Bir de üretim yapan bir peki köy. Peki niye istemiyorsunuz buraya tesis kurulmasını? Niye istemiyorsunuz? Neye dayanarak istemiyorsunuz? Abi şimdi bu köyde tesis kurulursa ne olur? Kurulursa zararı ne olur? Zararı ne olur? Faydası ne olur? Yani bir faydası olmuyor, zarar oluyor. Zarar abi şimdi bu köye ırmağının herkes vatandaş şeyi suluyor. Zebze meyvesi. Zebzesini. O onu kullanamaz hale gelir bir.
İkincisi bu kohudan mesela atık kohusundan her şeyi yakılacak burada. Evet. Bu kohudan herkes rahatsız olacak. İki. Zehirlenirler. Evet. Zehirleme olsun isterse kohu olsun yani. Zehirleme oluyormuş. Belki de ürünler bile kaldıramayacak vatandaş. Evet. Atıyorum 3-5 kuruş bir ürün kaldırıyor onu da satıp da bir derdine merhem olması için. Onu bile kullanamayacak vatandaş yani. Adam diyor ki 100-150 kişiye diyor iş istihdamı sağlayacağım diyor. İş alacak 150 tane. Abi bu iş saha yani Yozgat çevresinde bir tek bu Kayakaşlı'yı mı seçmişler? Bu köy bir de merkez köyü bak. Tasbunan alıcığın, pazarcığın merkez köyü bu köy. Bütün dağdaki köyleri bırakmışlar da merkez köyü üretim yapılan bir köye mi seçmişler? Belki buradan ucuz arazi bulmuşlardır ya. Belki vallahi köyü hiç kimsenin rahatsızlığı yok abi. Devlet şimdi devlet demiş. Şey yapıyor. Devlet kendine ait arsaları satıyor. Açık artırmaya çıkarıyor, satıyor. Bu da kene bir bulmuştur, ucuz bulmuştur. Biraz da büyük bir alandır. Alanı büyük de yalnız o kaç dönüm yapacağı yer? 700 dönüm falan diyorlar. 700 ama dönüm. Evet. Çok büyük ya, 700 dönüm değildir. O kadar yoktur da o çevreyi öyle yazmışlar yani. Allah Allah. O kadar yoktur ya. Yani. Ya bunu şirket alacaksa köylü alma gücü de var arkadaşım ya. Köylü de alabilir yani. En son çare köylü de alabilir burayı. Ama satmış adam. Satın almış artık. Yapacak bir şey yok ki. Yapacak yapamaz. Bir şey yok. Yapamaz, yapamaz abi. Yapamaz. Şu amcama çevir bayağı. Çevir. Niye yapamaz? Çevir çevir. Çevirsin. Çevirsin. Niye yapamaz amca? Sohbet ediyor. Ya biz size sohbet ediyoruz. Niye yapamaz? Yapamayacak. Neden? He. Bizim köyümüzün şu köyü buradan kalkması lazım. Bu köyün komplesi buradan kalkacak. Arazileri komple bırakacağım. Bize yeni bir köy versin diyorsun yani. Ondan sonra ne yapıyorsa bize yapsın diyor. Abi he. Yeni köy bugün ben 55 yaşında hangi köy kabul eder bizi ya? Değil mi? Mümkün değil. Ya yetmesin ya. Biz kardeşik gel abi bizim köye yerleş ya. Yok. Sen hangi köyüsün? Esavaklıyım ben. Sorgun Esavaklı köyünden. Adam ne? Sen niye istemiyorsun? Söyle bayım. Köylü niye istemiyor? Köylü mü? He. Köylünün bak. Bu mahsul şey var arkadaş da dedi ya. Mahsulü ekilen mahsulü bırakacağım o zaman komple bırakıyorum. Yani bizim geçim kohusu, kaynağımız diyorum patates, soğan, fasulye. Her şeyimiz suya bakıyor. Evet. O suyu da zehirlediğimizi biz hani öğreneceğiz o suyu. Ne yara? O su zehirleniyormuş. Sonra kohusu 1500 metre çevreyi alıyormuş koku. Tabi bu koy buradan kalkması gerekiyormuş. Hastalığa sebep olabilir. Gizli hani bütün kanser, kesinlikle hastalık. Kesinlikle. Kansere yol açıyormuş o koku. Neyse. O yüzden yani yaptıramak biz buraya. Kesinlikle olmaz yani. Ne yaptı? Köylü şimdi, tepki mi gösterdi geldiklerinde? Çok karmış yok. Bütün gitti. Öldürecekleri de orada ya. Değil mi? Çat linç edeceği adamlar. Yapamadık. Bir jandarma mı durdurdu? Jandarma, 15 jandarma başka gelemedi köyü. Ne geldi? O karakol komutanına geldiler bütün. Asubay, başçavuş. Ondan sonra geldi hiç başka gelemedi köyü ya. Yalnız bir hatamız oldu orada. He. Orada bir mühendis vardı. Mühendisin arabayı deriye yollamadığımıza daha pişmanız. Ha, mühendisin arabayı linç etmediğimize pişmanız. Yani. Pişmanız. Bu yapılacağıydı. Derenin de kenarındaydı. Kaldırıp devirip geliyor yollamamız. Bak şimdi mühendis seni dinliyor. Sen mühendise seslen bayım. Tekrar gelecek miymiş? Gelsin liseden. Bir daha geldi mi buradan sağa çıkamayacak. Değil mi? Yani tabii. Seni de mühendis tanırlarsa senin arabayı da yiterler. Yani herkes tanıyor beni. Tanırlar yani. Ona göre. Buna göre yok öyle bir şey. Dur emmi oğlu ya halkı kayyana getirme bir dakika ya. Sen bizim sırt yan abi ne yapıyorsun halkı? Bizim hakikaten koy o zaman çok şiddetliydi. Tabii canım. Çok şiddetliydik yani ki yani öyle bir şey olsa yani kesinlikle yani deliğe çıkardı yani. Hem de bir ikiyle bırakmazlardı yani burada yalanı yok. Karakol mu örecek, jandarma mı örecek bugün? Değil mi? Boğ yoluna gider diyorsun ya. 600-700 millet girdi oraya. 600-700 kişi gitti köyden. Karı uşak bütün değnek, palta, bıçak, silah gittiler bütün. Tilleyle bastuna basan kadın gittiyse, bu köyden oraya kadar, tilleyle kadın oraya gittiyse, demek ki herkes gitme şeyi var yani şansı. Çocuklar da taşıdan gelirler diyorsun yani. Ne olur çocuk bütün gitti. Belki 1000 kişi vardı ya. Yani mümkün değil yani onu yaptırmazlar. Ya bir daha gelemezler mi diyorlar? Yok gelemezler. Yani. Gelirlerse ne olur? Gelirlerse hınç olur, hınç olur. Ne olur? Değil mi? Tabii. Telef ederek diyor musun? Kesinlikle.
Gelemeyecek buraya. Sessiz atın çiftesi pek mi olurmuş? Pek olur. Sessiz duruyorum ama diyorum Allah'ım sessizliğimi bir bozarsan. Bunu bıraksalar zaten adam bu. Sen de bunu ince diyor. Değil mi? Yok yalan yok şimdi. Gene de bunu tuttular yani. Ben yani o sade kafayı muhendize taktıydım benim muhendize. Değil mi? Bir daha geleceğim dedim. Her zaman geleceğim. Erkasen gel lan şerefsiz diye. Ya komadılar, arabanın kapağını kilitlediler kapıları, açamadık kapıyı. Arabayı alıp götüreydiniz kuyru olarak. Götürmeyecek arabayı da, arabayı geriye yollardık. Geriye yataydınız, ne olacaktı? Geriye yollardık onu da. Ben de. Lan ne oluyor akıllı dursana, çevreye niye zarar veriyorsun? Ne oldu? Nerede halıdaş abi? Ne oldu ki? Şeyde lan, milangazın üstünde lan. Var mı? Çoluk çocuk var mı amca? Benim kimse yok burada, İstanbul'dalar. İstanbul'da mı? Kaç çocuk var senin? İki oğlan var, bir kız var. Çocuklara, torunlara bir selam gönder hadi televizyonumuz aracılığıyla. Şey, Berat var, bir tane torunum. Kayseri'ye gelecek, okuyacak ama çok çok selam eder, onun gözlerinden öperim. Şeyinde, Barış var oğlum, gelinim Gülşen var, karı zaten orada yatalak. Değil mi? Rahatsız. 2-3 senedir gelin bakıyor orada. 8 sene oldu yatalakları. Onlar bakıyor, çocuklar bakıyor. Hanıma da ben de işte gideceğim, bugün giderim herhalde. Hanıma da selam gönder, bak o da izler. Konuşamıyor ki, alamıyor selam. Sadece selam olsun yine de çocuklar diyorlar orada, konuşamıyor çok. Yemek yemekten de kesildi zaten. Her haftada 2 sefer sağlıkçı geliyor yanına. Orada. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de burada yalnız kalıyorum böyle. O oğlum var işte iki tane orada. Biri Barış, biri şeyde. Onlar da işte çalışıyorlar. İşleri var kendilerine ait. Liseden her şeylerini aldılar. Dört dörtlükler şimdi. Yani bana ihtiyaçları yok. Benim de onlara ihtiyacım yok. Yani. Evet. Allah dağlara kadar razı olsun. Gelinimden de, gelinlerim iki gelinim var, ikisinden de. İki tane oğlum var, ikisinden de Allah dağlar kadar razı olsun. Yüzlerce selam ederim, eller gözlerinden öperim onu.